Burası Edirne. Yani Hadriyane Polis. Yani İstanbul'u kuran Konstantin'in şehri olduğu gibi Edirne'yi kuran Hadrian'ın şehridir. Hadrian'da Süleymaniye Camii'nin yerinde yapılan Hadrian Katedrali'nin, Adrianus Katedrali'nin yapıcısıdır. Edirne kentini kuran adam Roma İmparatoru Hadrianus'tur. Hakan Hocam, bize zahmet olmazsa bu eserin, bu bize misyon ve vizyon kazandıran bu eserin mimari şekli, tarihi hakkında bilgi verir misiniz? Evet, öncelikle kıymetli hocam sizi Sultan II. Beyazıt Han'ın yapmış olduğu, Trakya Üniversitesi'nde kurmuş olduğu sağlık müzesine, Sultan II. Beyazıt Külliye Sağlık Müzesi'nde ağırlamaktan mutluluk ve onur duyduğumuzu Allah ifade etmek isterim. Hoş çok geldiniz efendim. Hoş bulduk. Biz 1484 ve 88 yıllarında 4 yıl gibi kısa bir sürede evet. İkinci Sefer-i Hümayun'da yani Akkerman ve Kilik Kalelerinin fethiyle oradan elde edilen ganimetlerle yapılan 4 yıl gibi kısa bir sürede 55 bin metrekarelik bir alana yayılmış olan bu yapılar topluluğunda. 55 dönüm. Evet. Vay çok güzel. Peki günümüzde bu 4 büyük işgal, 2 Rus, 1 Bulgar ve 1 Yunan işgali sonrası yaklaşık 22 bin metrekare yani 22 dönüm üzerinde kurulu olan bu yapılar topluluğunda yer almaktayız. Burası mimari açıdan 3 büyük bahçe ve çevresine teşekkür etmiş bulunan yapılardan oluşmaktadır. Evet. Birinci bahçemizde merkezde bir terste planlı tapaneli camimiz. Tapane onun, ne demek? Tapane, misafirhane. He. Yani burada erken dönem Osmanlı camilerindeki tapaneler yoldan o bölgeden gelip geçen Eren Evliya'nın 3 gün ücretsiz konakladığı misafirhaneleriydi. Bu Darüşşifa'da tedavi edilmiş, oradan memleketine gitmek isteyen hastalar 3 gün nekat dönemini burada geçiriyor taphanede ve sonrasında taburcu ediliyor. Böyle bir medeniyet 15. yüzyılda ve aynı eyvallah. Zamanda onun yanında günlük 250 kişiye az önce sizin de bahsettiğiniz üzere sabah ve akşam yemek pişirilir ve dağıtılır. Fodla fırınlarının bulunduğu bu imarette. İkinci bahçemizde bir medrese türü tıbbağımız 60'lık medreseler grubundandır ki en yüksek seviyede eğitim veren bir medresedir. Darül Tedris, Darül Kura, Darül Hadis gibi eğitim birimleri yani üniversitelerin bulunduğu Osmanlı eğitim sisteminde burası medresetül etibba yani tıp eğitimi hekimlerin yetiştirildiği bir alan. Evet. Burada görev yapan müderris günlük 60 akçe maaşı almaktadır. 60 akçe. Çok yüksek. Ve hemen bir örnekle Darüşşifa'da görev yapan reis-i tıbba hekim başısı günlük 30 akçe alıyor. Bu da ecdadımızın eğitime verdiği evet, önemi göstermektedir. Evet. Medrese-i Tıbba ve Darüşşifa'yı ikinci bahçede görmekle birlikte bunların ardında kalan üçüncü bahçemizde büyük bir köprü bu külliyeye dahil olan ve bu köprünün yanında günümüze ulaşamayan bir çifte hamam, evet. Muvakkıthane, mehterhane ve sübyan mektepleri günümüze ulaşamasa da varlığını biliyoruz. Tabii buradaki bilgileri biz vakfiyelerden ve bu bölge hakkında evet. Yazılmış olan kaynaklardan, eserlerden biliyoruz. Biz bu kaynaklardan bildiğimiz için burayla ilgili müze olarak Trakya Üniversitesi tarafından açıldığından bu yana birçok ödül aldık. Ödül öyle kısmına mi? Sonra çok geçeceğiz güzel. Ama şimdi burası Balkan Savaşları'na kadar hizmet veriyor. Dönemin en önemli savaşlarına kadar hastane. Hastane olarak çok hastane güzel. Ve külliye olarak bütün yapıları işliyor. Evet. Şimdi biz mimari açıdan baktığımızda biz öncelikle Sultan II. Beyazıt Külliyesi'nde Osmanlı'nın 15. yüzyıldaki ilim, fen evet. Ve mimarideki üstünlüğünü görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Örneğin şu anda Darüşşifa'nın içerisindeyiz. Darüşşifa'ya girdiğimizde evet. Girişte sağda revaklı 6 poliklinik odası bulunmaktaydı. Onun karşısında bir diyet mutfağı. 250 kişilik bir mutfak olmasına karşın yanda yatılı hastalar. 38 yatılı hasta var kaynaklarda. Bir dakika diyet dediniz. Diyet mutfağı. Evet. Yani her hastaya farklı yemek farklı yemeklerin çıkarıldığı bir, şey. Bir diyet mutfağı. Hepsi kaynaklarda var. Örneğin kolik dediğimiz gaz sancılara oğlak eti çorbası. Bunların hepsini o bölümde anlatabiliriz. Evet. Çeşitli
diyet hastalarını yani hastalıklara karşı nasıl yemekler verilebileceği hepsi kaynaklarda yazılı. Şimdi mimari açıdan da biz 38 hastanın burada tedavi edildiği bir alandayız. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Sultan II. Beyazıt Külliye Sağlık Müzesi bir mimarhane değildir. Mimarhanedir ama çok yönlü bir hastanedir. Evet. Örneğin 1488'de yapı bitiyor fakat 86 yılında kuruluş vakfiyesinde iki kehal, iki cerrah, iki psikolog ve bir ilaç tertipleyicisi atanmış buraya. Dolayısıyla evet. Bakıyoruz ki cerrahi müdahale var burada. Bakıyoruz ki göz hekimi var burada. Bakıyoruz ki psikolojik hastaların tedavi edildiği nokta var. Ve bu da mimaride bir zirve olan bu alanla bütünleşiyor. Nedir evet. bu alan? Bakınız 15 metre yüksekliğine, 13 metre çapına, fenerlikle birlikte 20 metre yüksekliğe çıkan bu kubbenin örttüğü heksagram planlı. Ne demek? Heksagram planlı yani 6 köşeli seküler yapı, devam ede evet. gelen bu seküler yapı bize bir takım olanaklar sağlamıştır. Nedir bu olanaklar? Bakınız ki bir alandan baktığınız zaman tüm alana hakim evet. bir durum söz konusu. Bu da bize az personelle çok iş yapmayı ve aynı zamanda ilk yoğun bakım ünitesi olmayı dünya üzerinde imkanını Güzel. Sağlamıştır. Bu eyvanlarda yazın hastalar yatırılır ve aynı zamanda bakın odaların kapıları kördür, karşı tarafı görmez. Güzel. Ve bunlar da hasta mahremiyetine verilen önemi yansıtmaktadır bize ecdat tarafından. Güzel. Psikolojik hastaların tedavisinde ana kubbenin altındaki su sesini sağlayan şadırvanımız, onun karşısında bu yanal eyvanlardan farklı olarak yanal kubbeyle genişletilmiş bir akustiğe sahip olan musiki kubbesi. Musiki kubbesi evet. şurası. Ve o musiki kubbesiyle birlikte hoş kokular. Evet. Hoş kokular kışın olmadığı zaman ne yapıyoruz? Animasyonumuzda bakın karşıda akıl hastalığının Evliya Çelebi'nin anlattığına göre elinde bir hoş buhurdan evet. taşıyan buhuri evet. var. Yani şuralarda. Evet buralarda hastaların yanında bir taşıyan buhuri var. Hastalar burada tedavi oluyor. Tabii ki çok yönlü hastane olduğunu söylemiştik. Bunun yanında akıl hastalarının da tedavi edildiğini görüyoruz. Evet. Ağır akıl hastası müzemizde ve daha hafif akıllı hastaların tedavinin nasıl edildiğini gösteren maket gruplarımız. Bakalım mı? Bakalım hep birlikte bize bir takım mesajlar veriyor. Buyurun Sayın Hocam. Buyurun. Teşekkürler Sayın Hocam. Evet, tabii bu oda bizim medeniyetimizin ve müzemizin, medeniyetimizin ulaştığı noktayı bize anlatmasında çok önemli evet. bir yeri var. Bakınız ağır bir akıl hastası 15. yüzyılda Batı'da kötü muamele görüyor. Dilimiz varmıyor ama ateşe atıldığına dair rivayetler, evet. kaynaklar, evet. eserler var. Şeytanla iş birliği Şeytanla iş birliği ya da içine şeytan girmiş düşüncesiyle daha doğrusu iyileşemeyeceği için evet. bunlar yok ediliyordu. Evet. Fakat ecdadımız... Ne yapmış 15. yüzyılda? Burada hekim tahsis etmiş, hastayı kabul etmiş, hekim tahsis etmiş, hasta bakıcı vermiş ve onu bir takım evet. tedavi yöntemleriyle iyileştirmeye çalışmış. Bu da bize ecdadın insana verdiği önemi ve sosyal devleti anlatmaktadır. Çok güzel. Bu manada bizim çok önemli vurucu bir odamızdır burası. Bu mesajları tüm dünya insanlığına evet. yansıtmaktadır sizler gibi basın aracılığıyla. Eyvallah. Burada ağır hastalar var. Evet, daha burada hafif akıl hastalarımız hafif. İse nedir bu bugün karşılığı? Bugünkü depresyon, şizofreni. Depresyon, şizofrenin başlangıç noktaları diyebiliriz. Bu akıl hastalarımız da bakınız dönemin ihtiyaçları karşısında sazdan sepet yapımı, iş yaptırıyorlar. Evet, çalıdan kafes yapımı ve ipten de file örümü gibi el işleriyle uğraştırarak meşguliyetle tedavi edilmesi sağlanıyor. Çok güzel. Bunlarla birlikte yine bize Evliya Çelebi'nin 1653'te anlattığı üzere kokularla tedavi. Bakınız mutluluk için portakal, gül, yasemin, kişniş ve zencefil ve aynı zamanda ıtır kullanılıyor. Evet. Bunlar bu psikolojik durumların iyileştirilmesinde burada uygulanan tedavi. Aynı zamanda gül yağı ve gül suyu burada kullanılıyor. Modern tıp ne diyor bu konuya? Modern tıp artık batıda bu tarz tedavilerin yapıldığı merkezler kurulmaya başlandı. Evet. Musikiyle tedavide bizim Sağlık Bakanlığımızın bildiğimiz kadarıyla yeni birimleri var. Onlar da bu konulara eğildiler. Modern tıp da, bakınız ilaçlar burada tamamen doğal. Evet. Hazırlanan eczacı var buraya tayin edilmiş. Hazırladıkları Rodopistranca dağlarından elde ettikleri bitkilerin
karışımından ilaçlar elde ediyor. Ve Evliya Çelebi 53'te geldiğinde 1653'te bir beddua etmiş. Buraya. Haftanın 3 günü burada ücretsiz ilaç dağıtılıyor. Hekim tedavi ediyor, ilacını alıyor, gidiyor. Çok zor bir şey bu ilaçları yapmak. Çok ciddi bir maddi finansman gerekiyor. Ve bu maddi finansmanda bizim İslam kültürümüzün ve Osmanlı kültürünün bir gerek yapmış olduğu bir kaynak. Vakıf sistemi. Buraya çok büyük çarşılar, şu anda günümüzde Yunanistan ve Bulgaristan sınırları içerisinde kalan köyler buraya gelir getirmiş. Evet. Dolayısıyla her şey ücretsiz. İşte bu ilaçları kim ki diyor, ihtiyacından bir krat dahi fazla alsa Firavun gibi, Karun gibi laneti üzerine olsun. Diyerek beddua ediyor Evliya Çelebi. Evet. İşte biz burada bakın bir plastik ve rekonstrüktif cerrahini görüyoruz akıl hastalarından sonra. Erkeklerde göğüs küçültme operasyonu, fazla parmakların alınması, bitişik parmakların ayrılması, göz kapağı düşüğünün dağlanarak tedavisi. Tabii bunları nereden biliyoruz? X kişi mi anlattı? Hayır. Bakın Sabuncuoğlu Şerafettin'in Şerafettin kimdir? Yani Amasya Darüşşifası'nda 14 yıl, bazı kaynaklara göre 16 yıl hekim başılık yapmış. Evet. Ve birçok panzehri kendi üzerinde deneyerek kitaplaştırmış. Gerek daha önceki bulgularla gerekse kendi bulgularıyla bir kitap yapmıştır. Cerrahiyetül Haniye. Denek olarak kendisini mi kullanmış? Evet, onu da biraz sonra göreceğiz. Yılanın sokturduğu doğru mu kendisi? Doğrudur. Şimdi biraz sonraki maket grubunun önünde bunu göreceğiz. Evet. Burada ne var? Bakalım. Burada tabii burada bir kadın hastalıklarının tedavisi var. 15. yüzyılda Sabuncuoğlu Şerafettin'in minyatürleriyle de anlattığı kadın hastalıkları tedavi ediliyor. Gerek sarayda gerekse burada halkın kadın hastalıklarıyla ilgili sorunları 15. yüzyılda tedavi ediliyor. Vay be. Hatta bir kadın hekimimiz var. 17. yüzyılda onu da yan odada göreceğiz. O ameliyat da yapıyor. Öyle mi? Böyle kızı Saliha Hatun. Ama kadınlar okumaz diye öğrettiler. Tabii işte biz zamanında böyle öğrendik ama Sabuncuoğlu Şerafettin'in kitaplarında kadınların tedavi ettiğini. Bakın ebeler demiyoruz. Ebeler köylerde, evlerde doğumu yaptırıyor. Ama onun dışında kadın hastalıklarını tedavi eden kadın hekimler var. Sarayda ve darüşşifalarda. Çok güzel. Ve Batı'nın o anki durumunu düşünmeniz için söylüyorum. Sizler daha biliyorsunuz. Estağfurullah. Tarih doktorusunuz. O dönemde Batı'nın içinde bulunduğu orta çağ şartlarını düşünebiliyorsunuz evet, Sayın Hocam. Evet. Tabii. Valla ben şu an duyduklarım ve gördüklerim eşliğinde şunu söyleyebiliyorum ki Allah'a hamdolsun iyi ki ben bu toprakların ve bu medeniyetin çocuğuyum. Çocuğuyuz. Şükürler olsun. Allah'a hamdolsun. Bakınız saygıdeğer hocam. Bayan, evet, Küppeli kızı Saliha Hatun 1622 ve 24'te Mehmet Beşe ve Ali Beşe isimli iki yeniçeriyi fıtık ameliyatı yapmış. Öyle mi? Önemli olan o değil. Önemli olan nedir? Bakınız rıza senedi yani hasta onamı. Hasta kadı huzurunda bakın belgede burada bir rıza senedi imzalıyor. Bana bir şey olursa hekimden ailemden kimse davacı olmasın. Biz günümüzde yaklaşık 20 yıldır bunu uyguluyoruz. Oysa ki ecdat 17. yüzyılda bunu uyguluyormuş. Vay işte be. Belgeleriyle. Bu da Sabuncuoğlu Şerafettin 15. yüzyıldaki kadın hekimi. Sanırım Sabuncuoğlu Şerafettin çok ciddi bir kaynak bizim. Çok ciddi bir kaynak ve bizim tarihimizde resimli yaptığı operasyonuyla resimli anlatan önemli ilklerden biridir. Nasıl öldü Şerafettin? Bunlara bağlı mı öldü yani? Yok, bunlarla bağlı değil, kendi eceliyle öldü. Araştırmaları dışında bildiğimiz. Lady mi? Montagu. Mary Montagu'nun ne alakası var Darüşşifa'yla? Şöyle, öncelikle Lady Montagu bir İngiliz sefini, yani İngiliz büyükelçisinin eşi, Osmanlı medeniyetine çok büyük bir ilgi duyuyor. 18. yüzyılda Bursa, Osmanlı başkentlerini, Bursa'yı, Edirne'yi ve İstanbul'u geziyor ve mektuplarını yazıyor orada. Evet. Bakınız burada da Lady Montagu'nun bir maketi, silikon maketi ve karşıda da bir panoda resmi bulunmakta. Osmanlı kadınları gibi giyinmiş. Evet, giyinmiş. Çok büyük bir hayranlığı var Osmanlı medeniyetine. Evet. Edirne'de bir gün Edirne'de Kapalı Çarşı'yı geziyor. Edirne Kapalı Çarşısı'ndaki ipekli kumaşları ve oradaki zengin baharatlardan bahsediyor ve oranın zenginliğini aktarırken bir mesire yerinde şu karşıda görmüş olduğunuz maketteki gibi elinde ceviz ve sivri bir kalem olan kadın birkaç aileden oluşan
küçük çocukların kolunu çizdiğini ve oraya ceviz kabuğundan aldığı daha önceki, bakın burada temsili bir Çinli çiçek evet. hastası var. Aldığı deri dokularının irinleri ceviz kabuğunda yaşatıyor o organizmayı ve kanayan kollarına sürdüğünü görüyor. Allah ceviz Allah. Kabuğundan aldığı bu irin parçalarını çocuklara çok merak ediyor. İki hafta Edirne'de kalıyor. Bunları takip ediyor. Bu ailelerin çocuklarının iki gün hafif ateşlendikten sonra vücudunda hiçbir iz kalmadan çiçek hastalığının geçtiğini görüyor. Fakat bununla Avrupa'da insanlar ölüyor. İngiltere'de ölüyor. Ve bakın bu yine panoda gördüğümüz oğlu Edward. Oğlu Edward hemen bu aşıdan yaptırıyor aşıcı evet. kadına. Ve eşine diyor ki İngiltere'ye gidelim. Biz insanların Edirne'de çiçek aşısından ölmediğini ve bununla hayatta tutunduğunu anlatalım ve İngiltere'de de insanlar yaşasın. Evet. İngiltere Kraliyet ailesine durumu anlatıyorlar ve bunun neticesinde İngiltere Kraliyet ailesi 10 tane idam mahkumu üzerinde bu sistemi deniyor. Ceviz kabuğuna gönderilen evet gönderilen bu dokularla yapılan aynı sistemle insanlar üzerinde deneniyor ve onların yaşadığı görülüyor. Aynen. Ve ardından da yaklaşık 100 yıl deri altı aşı sistemi bulunana kadar önce İngiltere'de ardından da Avrupa'da insanlar Lady Montagu'nun buradan Edirne'den Darüşşafa'dan taşıdığı çiçek aşısı sistemiyle hayatta kalıyor. Tabii bunu biz söylemiyoruz yine bakınız Lady Mary Montagu'ye Lichfield Katedrali'nde İngiltere'de bir rölyef hazırlanıyor. İşte bu rölyefte de Türk usulü çiçek aşısını İngiltere'ye ve Avrupa'ya getirdiği için onore ediliyor. Ona bir rölyef hazırlanıyor. 1789. Evet. Ve bu da Edirne Darüşşifası'nın Sultan II. Beyazıt Külliyesi Darüşşifası'nın evet. gelmiş olduğu aşamayı bize gösteriyor. Sevgili hocam, bizim kültürümüze, bizim tarihimize, bize bu muhteşem yapıyı kazandıran mimar kim? Tabii mimari açıdan bir zirve demiştik burası 15. yüzyılda külliyeler açısından da evet. gerek Darüşşifa'nın gerekse Medrese-i Tıbbani'nin içerisindeki Darüşşifa içerisindeki bu ana kubbe seküler yapı Medrese-i Tıbbani'deki evet. büyük dershanenin ilk tiyatro sisteminin bulunduğu alan olması dönemin zirve bir yapılar topluluğu olduğunu bize gösteriyor. Mimar Hayrettin ya da Yakup Şah bin Şah olduğuna dair rivayetler var. İki tabii, rivayet var yani. İki rivayet var. Tabii bununla ilgili bir kaynak elimize geçmiyor. İstanbul'daki İnci Beyazıt Külliyesi'nin mimarının ismini buraya ithaf ediyorlar ve aynı zamanda Yakup Şah bin Sultan Şah da olduğunu iddia eden araştırmacılar var efendim. Evet. Bununla ilgili kesin bir bilgi elimizde ulaşmış değil. Vallahi her kim yapmışsa eline, koluna, gönlüne, ruhuna rahmet diyelim. Allah onun mekanını cennetle. Hocam yüzyıllar boyu burası hastane görevini görmüş. Binlerce hasta gelmiş gitmiş. Bir sirkülasyon var. O günlerden, o hastalardan bugün bize somut olarak kalan şeyler var mı? Yani o hastalara ait bir takım izler var mı? Evet kıymetli hocam. Biz tabii ki burada onlarca binlerce hastanın tedavi olup gittiğini biliyoruz. Evet. Din, dil, ırk, medeniyet ve gözetmeksizin tedavi edilip gönderildiğini biliyoruz. Tabii onlarla ilgili birkaç grafik var. Bunları duvar resimleri var. Bunları öyle sizlere mi? Arz etmek isterim efendim. Şimdi şöyle karşıya tabii görebiliriz. Buyurun efendim. Eyvallah. Şöyle bakınız buradaki yapılan restorasyonda raspa yapılarak duvar tabakaları açıldığında burada akıl hastalarının biz iç bahçede hava almak için tamam buraya çıkarıldığını biliyoruz ve burada onların duvarlara bakıcıları yokken sert cisimler ile bakınız bir takım grafikler çizdiğini görüyoruz. Şurada karşılıklı iki tavus kuşu. Şurada ve şurada. Evet. Tavus kuşları. Büyük bir yelkenli kayık. Çok güzel. Bunlar o günlerden kalma. O günlerden kalma. Yaklaşık 500 yıllık grafikler bunlar ve geyikler bakın boy boy geyikleri görüyoruz burada. Burada yine daha net bir geyik. Bu geyikler bize Orta Asya Türk kaya oyma evet, resimlerindeki öyle geyikleri öyle. Andırıyor değil mi Sayın Hocam? Yine bir geyik kayık, küçük bir kayık, iki tane tavus kuşu ve bir yavru tavus kuşunu burada görmekteyiz. O zaman şunu diyebilir miyiz?
az evvel içeri girerken tavus kuşları gördük. Evet. O halde bu tavus kuşunu burada besleme bir gelenek. Evet. Öyle görünüyor. Niçin tavus kuşu göze hitap eden bir kuş? Evet. Dolayısıyla burada musiki, hoş koku, su sesi ve beş duyuya hitap eden bir tedavi yöntemi var. Bu tedavi yöntemlerinde gül suyu, Edirne gülü var. Evet. Gül şerbeti hep göze hitap eden noktalar içerisinde tavus kuşlarını da muhtemelen burada hastalar görmüş ki duvarlara resmetmiş. Dolayısıyla biz de bu geleneği yaşatmak için buraya gelen ziyaretçilerimize tavus kuşlarını da görme fırsatı sunuyoruz efendim. Vallahi bu çok güzel bir görsel zenginlik oldu. Tabii bunu siz tarif şey olduğunuz için size eyvallah gösterme gereği duyduk. Çünkü diğer misafirlere çok göstermek istemiyoruz. Bizim insanımız bunlara elini sürmeye evet başladığı zaman bozulacak. İleriki yıllara evet kalabilmesi için aslında saklıyoruz bunları. Çok güzel. Yıldız, ay. Küçük burçlar, bakın burçlar hepsi gidiyor. Şurada yine ortada büyük bir burç sancağı, evet, iç merdivenleri. Yine küçük burçlar gidiyor. Merdivenler var burçlara çıkan, bakın. Acaba bu asker miydi, kale? Oğlum şimdi onunla ilgili bir yargıya da varacağız. Şöyle büyük burç var. Şimdi burada bir canlı var, bakın. Evet. Neye benziyor? Antenleri, gözleri, kuyruğu, dört ayağı var, kuş ayağı gibi ama pençeli. Evet. Garip bir de canlı var burada. Yine kayıklar devam ediyor. Dışarıda ise büyük bir sur duvarı, kocaman bir kalyon göreceğiz şimdi devam eden evet grafiklerde. Bunu yapan kale ile alakalı bir hayat yaşamış sanırım. Evet, muhtemelen. Muhtemelen bir asker bunu yapan. Evet. Çünkü iç dizaynı bir halk bilemez ne olduğunu. Evet. Bu kadar teferruatlı çizebiliyorsa bir asker bilir. Asker bilir. Şurada yine bir kayık. Yelkenli. Peki bunlar kar, kış, kıyamet, bozulmadan yağmur kalmış. Sadece üzerleri siyah, böyle suyun aktığı yerlerde küflenme olmuş. Onları evet da raspa yapınca açığa çıkmış. Şurası gibi yani. Bunun daha da üst tabakası gibi biraz. Evet. Temizlenince açığa çıkmışlar. Evet. Tabii şurada bir nokta daha var, onu da arz etmek istiyorum Sayın Hocam. Sayın Hocam bakın burada yine küçük bir kale, bir garip işaretler yazı gibi kılıç. Bir kuşun ayakları. Evet. Ve son olarak da şuraya bakın, bir zülfikara benzeyen evet kabza kısmı ve açı kısmı. Bu bir denizcilerin açı ölçer diye tabir ettiğimiz, Barbaros Hayrettin Paşa'nın da sancağında göstermiş olduğu açı ölçer. Bunu belli derecelerde açarak haritada yatırmak suretiyle mesafe hesaplıyor. Vay be. Dikkat ettiysek askeri alanlar, kayık, gemi ve bir kaptan ya da kaptan yardımcısının bilebileceği bu deniz evet aleti. Dolayısıyla burada muhtemelen ve yabani hayvanlar. Şimdi deniz savaşları gemiden gemiye ya da kalelere şeklinde olmaktadır. Dolayısıyla burada gördüğümüz grafiklerden biz burada bir kaptan ya da kaptan yardımcısının evet ya da onunla birlikte olan Levent askerlerinin burada tedavi gördüğü esnada vay bunları çizmiş olabileceğini tahmin ediyoruz. İşte buradaki açı ölçerle biz bunu bir denizciye bağlamaktayız, çizen grafikleri hastana. Doğru bir yaklaşım. Mimar Sinan hiç Ayasofya'yı geçmek için uğraşmadı. Onun geçmeye çalıştığı ve Selimiye'de kendisini rakip olarak gördüğü şey Vatikan'daki merkezi katedral San Pietro diyor. Onu geçmeye çalışıyordu. Ayasofya zaten bizim. Ben niye bizi geçeyim? Onun derdi Vatikan'ı geçmekti diyor. Semavi Eyüce böyle söylüyor. Tabii çok doğru olduğuna inanıyoruz çünkü hatta kimseyle yarışta değildi çünkü zirveyi yaşıyorduk biz. Eyvallah. İlimde, fende ve mimaride zirveyi yaşadığımız için Mimar Sinan'ın böyle bir kaygısı yoktu zaten. Ve çok büyük şansıdır ki kendisi Doğu ve Batı seferlerine katılmasıyla birlikte oradaki mimariyi de Roma ve Bizans'tan gelen mimariye eyvallah de hakim olmasıyla birlikte bu birikimi Selimiye ile taçlandırdı ve Türk İslam mimarisinin en önemli örneğini Edirne'de yapmış oldu. Tabii manevi açıdan bunun niçin Edirne'de yapıldığı sorusu da önemli mimarisi kadar. Bununla ilgili siz ne düşünüyorsunuz Sayın Hocam? İşte herkes Peygamber Efendimiz'in rüyasında görüp, yani bu genel inanış bu. İşte evet
bunu İstanbul'a yapma, Selimi Edirne'ye yap biçiminde söylendiğidir. Fakat bunu akademik literatürden takip, ki ben işte biraz şey okurum, Semavi Eyice okuyorum. İyi bir adam, iyi geliyor bana. Semavi Eyice'nin kastı ise Mimar Sinan'ın Sultan Selim'le, 2. Selim'le yapmış olduğu 1568-67 yılında yapmış olduğu istişareden sonra ortak olarak Edirne'de karar kılındığı söyleniyor. Rüya kısmı doğrudur. Yani yalandır, yanlıştır diyecek argümanlarım yok. O yüzden doğrudur diyorum ama ortak karar Edirne çıkıyor. Çünkü aynı durum 2. Murat Han'da da var. Evet. Bizim Darüladis'imiz var. O dönemin Bizans şehri. Yani Hadrian'ın şehri, Roma'dan sonra gelen Bizans şehrimiz. 36 bin metrekarelik yamuk dörtgen şeklindeki bu Hadrian'ın şehrinden hemen Kerme Kapı dediğimiz ücra bir köşesi. Tunca Nehri'nin kenarında kimsenin uğramadığı bir adam. Evet. 2. Murat bir sabaha karşı gördüğü rüya ile birlikte ekibini alıp kendi elleriyle temel taşlarını koyduğu bir Darül Hadis yapıyor. Güzel. Orada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyor ve orayı işaret ediyor. Edirne'de onca yer var iken 2. Murat Han niye orayı seçiyor? İşte bunun sebebi de bu maneviyattan. Evet. Bu yer göstermeden geliyor. Dolayısıyla Edirne'de böyle iki önemli olay var. Eyvallah. 2. Selim ve 2. Murat'ta. Biz bunlara bakarak da bunların boş olmadığını, yani niye 2. Murat Han'da böyle bir boş yer bırak, bomboş, kimsenin uğramadığı evet. bir ücra köşe seçiliyor. Evet. Şimdi ben burada öğrencileri görüyorum. Bu şu demektir. Burası bir medrese ve tıp fakültesi. Yani hem teorik bilgi hem pratik uygulama hepsi birden yapılıyor. 1484-88 yıllarında yapılan bu tıp fakültesinde ve üniversitede öğrencilere ders veriliyor. Dostlar, misyon ve vizyon değişmemiş. Hala öğrencilere ders veriliyor. Şu an beni seyreden bir grup öğrencinin arasından ben size hitap ediyorum. Osmanlı Kanunisi'ni inşa eden doktorlar buradan yetişti. 2023-2053 Türkiye'sini ihya edecek olan öğrenciler de işte buradan yetişiyor. Ben şu an baktığım zaman karşımda bugün öğrencilerini görmüyorum. Ben şu an baktığım zaman 2023-2053-2071 Türkiye'sini görüyorum. Sanırım 2. Beyazıt'ın misyon ve vizyonu bu çocuklarla devam ediyor. Var olun çocuklar. Sevgili hocam, şu görsel zenginliği bize bu mahdut zaman diliminde anlattınız. Var olun. Dilinize sağlık. Biz de sizleri çok burada ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Sizin sayenizde dünyaya açılıyoruz. Estağfurullah. Allah razı olsun. Allah ayağınıza sağlık. Olsun. Çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, yolunuz Edirne'ye düştüğünde düşürün yolunuzu Edirne'ye ve Edirne gibi bir kıymeti Osmanlı 2. başkentini mutlaka görün. Geldiğiniz zaman bu Darüşşifa'yı, bu medreseyi ve bu manevi kültür birikimini mutlaka bizim programımızdan sonra gözünüzle temaşa edin. Sizlere devletin kuruluş ve fetret devirlerini gören, adı da Eski Ulu Cami olan Büyük Cami'den hoş geldiniz ve merhabalar demek çok mutluluk verici bir şey. Sevgili dostlar, karşımızda Edirne Selimiye Camii'nden 150-160 sene evvel yapılmış devletin kuruluşuna, devletin yıkılışına, devletin kardeş kavgalarına şahitlik yapmış 1404 tarihinde inşasına Sultan Süleyman Han tarafından başlanmış camiyi sokup orada gezdirmek istiyorum. Buyurun efendim. Ha, bu arada Sultan Süleyman Han dedim. 1404 dedim. Sanırım bu adam ne diyor
dediniz. 1404 Sultan Süleyman olmaz, olur. Hadi nasıl olduğunu içeride anlatayım. ...1299 ya da Halil İnalcı'nın tabiri ve tarifi ile 1302 yılında kurulan Osmanlı Devleti 1402 tarihine kadar varlığını ve yükselişini devam ettirirken tarihimizde bir talihsizlik yaşandı. Fetret devrine sebebiyet veren 1402 tarihli Osmanlı ile Timur Devleti'nin bir arada vuruştuğu Ankara Savaşı yaşandı. Bu savaşta yapılan teknik hatalardan dolayı galip olmak üzereyken mağlup olduk ve Osman Gazi'nin kuruluşu için uğraştığı bu büyük devlet, bu yüce devlet, bu varlığının olduğu yerlerde İslam'ın huzur içinde yaşamasını garanti altına aldığı devlet yıkılma sürecine geldi. Zira Yıldırım Bayezid Han Timur'a esir düştü. 5 tane çocuğu vardı. Musa Çelebi, İsa Çelebi, Kasım Çelebi, Süleyman Çelebi ve Mehmet Çelebi. 6. çocuk Mustafa Çelebi, babası Yıldırım Bayezid Han'la birlikte esir düştü. Bugünkü Özbekistan'a gönderildi. Türkiye'de yaşayan 5 kardeş 1402 ile 1413 tarihleri arasında vahdaniyet ve hakimiyet savaşına giriştiler. Bunların arasında en büyüğü Süleyman Sultan olarak Osmanlı tahtına çıktı. Türkiye Cumhuriyeti resmi tarih kronolojisine göre Süleyman diye bir padişahımız yok bizim. Biz o padişahı kabul etmiyoruz. Zira bizim resmi kroniklerde, Türkiye Cumhuriyeti resmi tarih kitaplarında 36 Osmanlı padişahı vardır. Osmanlı başlar, Sultan Vahdettin'de biter. Fakat Avrupalı Türkologlar, Avrupalı Osmanlı'yı inceleyen bilim adamları, mesela Rusya, mesela Bizans, mesela Pers yani İran, yani Osmanlı'nın komşularına baktığımız zaman Osmanlı'da dikkat sıkı durun 38 padişah vardır. Kimdir bunlar? 1. Osman Gazi'den başlatmazlar, Ertuğrul Gazi'den başlatırlar. 2. Yıldırım Beyazıt Han'la Fetret Devri'ne giren Yıldırım Beyazıt Han'la 1413'e kadar biz başsız sayarız. Sonra Çelebi Mehmet deriz. Halbuki bu az evvel saydığım ülkeler ve tarihi kaynaklar araya bir de Süleyman Çelebi'yi koyar. Ve buna Sultan Süleyman der. Dolayısıyla Yıldırım Beyazıt, Sultan Süleyman, Sultan Mehmet'tir normal kaynaklarda. Biz bunu kabul etmediğimiz için bu caminin yapılışına kimin başladığına dair ihtilaflar olabilir. İşte bu yüzden az evvel Sultan Süleyman dedim içeride, zira vakıflarda, zira bu caminin külliye yazıtlarında, kitabelerinde burayı başlatan 1404 tarihinde Sultan Süleyman, bitirense 1414 tarihinde kardeşi Sultan Mehmet Han'dır der. Sultan Mehmet Han da Fatih Sultan Mehmet Han'ın dedesidir. Sevgili dostlar, burası erken dönem. Bursa'daki Ulu Cami'den sonra yapılan Ulu Cami'dir ve burası devletin tekrar kuruluşuna şahitlik etmektedir. Selimiye Camii devletin zirvesi, eski Ulu Camii yani eski adıyla Karanfil Camii, burada bir karanfil bahçesi varmış burada. Karanfil bahçesinin üzerine cami yapıldığı için Karanfil Camii de deniyormuş o dönemde ama bizim günümüzdeki adı Eski Ulu Cami'dir. İşte bu Eski Ulu Cami Osmanlı Devleti'nin tekrar kuruluşu, Osmanlı Devleti'nin tekrar devlet ve emperyal bir güç haline geldiği günleri şahididir. Selimiye Camii ise zirve olduğu günlerin şahididir. Bursa'yı bilenler iyi bilirler. Mesela Bursa'da Ulu Cami vardır ve Ulu Cami'de 20 tane kubbe vardır.
Bizler Mimar Sinan'dan sonra gördük tek kubbe, merkezi kubbe etrafında onu destekleyen payanda olan yarım kubbeleri Mimar Sinan'la gördük. Bu gibi klasik eserlerde çok kubbe vardır. Ulu Cami'de 20 tane kubbe vardır. Burada 9 tane kubbe varmış. Derler ki Sultan II. Murat, Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası yani, Hacı Bayram Veli'yi, Ankaralı Allah dostu, Evliyaullah ve çok severiz, Allah mekanını cennet, komşusunu peygamber eylesin, Ankaralı Hacı Bayram Veli Hazretlerini Edirne'ye çağırır ve o Edirne'de bir süre kalır. İşte o esnada Hacı Bayram Veli Hazretlerinin halkı irşat etmek noktasında kullandığı cami buymuş. İkinci Murat'la Hacı Bayram, tabii şu an mezarı ve onun yeri Ankara'dır. Buradaki vazifesi sona erince Ankara'ya geri döndü. Hacı Bayram Veli Hazretleri ile Akşemseddin'in hocasıdır aynı zamanda ve Bayrami Tarikatı'nın kurucusudur. Hacı Bayram Veli Hazretleri ile II. Murat'ın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası arasında bir konuşmadan bahsedilir. Derler ki, padişah sorar, hocam İstanbul'u fethetmek için uğraşıyoruz. Fethedebilecek miyiz? İstanbul bizim olacak mı? Hacı Bayram Veli Hazretleri Fatih Sultan Mehmet Han'ın babasına bakar. Der ki, sultanım İstanbul fethedilecek bir gün ama o fethi sen de göremeyeceksin, ben de göremeyeceğim. Ya kim görecek? Beşik'teki Sultan Mehmed'i, Fatih Sultan Mehmed'i gösterir. Şu senin Beşik'teki bebeyle şu benim köse görecektir der. Köse dediği de Akşemseddin'dir aynı zamanda. Hacı Bayram Veli Hazretleri Akşemseddin'in hocasıdır. Ve yıllar olur, Akşemseddin büyür, Fatih Sultan Mehmet Han büyür, hoca öğrenci ilişkisi olur ve İstanbul fethedilir. Şimdi böyle bir hikayeyi hepimiz duymuşuzdur. Yani herkes böyle bir hikayeyi duymuştur ve böyle büyümüştür. Ama sevgili dostlar, çocukluğumuzu, gençliğimizi ve hayal dünyamızı dolduran, üzgünüm ama bu hikaye doğru değil. Zira Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin ölüm tarihi 1429'dur. Fatih Sultan Mehmet Han'ın doğum tarihi 1432'dir. Yani Hacı Bayram Veli Hazretleri Fatih Sultan Mehmet Han doğmadan 3 yıl evvel vefat etti. Dolayısıyla şu senin bebe diye Beşik'te göstereceği bir bebe o aralar dünyada yoktur. Doğmasına 3 yıl vardır. Olsun, bu çok doğru bir bilgi olmayabilir fakat bizim kültür irfan dünyamızda bir yer kaplıyor. Kaplasın mı? Bence bir mahsur yok. Kaplasın. Yani olabilir. Sevgili dostlar, çeşitli dönemlerde yangınlardan ve depremlerden zarar gören, en son Sultan Abdülaziz Han dönemi, kitabede öyle söylüyor, Abdülaziz Han dönemi tamiratını gören bu caminin ilk mimarı Konyalı Hacı Alaaddin Efendi'dir. İlk mimardır. Osmanlı'nın klasik devirlerinde, ki bunu Selimiye Camii'nde çok daha güzel göreceğiz, kalem işi, el süslemeleri vardır. Müezzin mahfili ortadadır, baştadır, sondadır ama böyledir. Ve bunlar da ahşap olan bu müezzin mahfillerinde kalem işi süslemelerini mutlaka görmeniz lazım. Mesela nerede? İşte burada. Bunlar Hacı Alaaddin dönemi ilk yapılış devirlerine ait değildir. Abdülaziz Han dönemine aittir. Abdülaziz Han dönemi nedir? 1861-1876, işte o 15 yıllık devirde burası bir daha ihya edildi ve bu kalem işi süslemeler o güne aittir. Edirne'ye geldiğinizde bizim gibi yapın. Selimiye'ye girmeyin. Çünkü Selimiye devletin zirve olduğu, dünyanın hakimi olduğu devirlerin camisidir. Önce gelin, devletin kuruluş, yıkılış savaşı verdiği, bir daha kurulduğu, fetret devrine şahit olduğu, kardeşler kavgasına da şahitlik yapan bu camiye gelin ve buradan icazet alın, sonra Selimiye'ye gidin.
Sultan II. Murat Han döneminde dedik ya Hacı Bayram Veli Hazretleri çağrıldı ve burada halka irşat edildi. İşte Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin bu camiye girdiğinde oturduğu mahfil o günden itibaren Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne hürmeten kimse tarafından kullanılmadı. Boş bir biçimde durduruldu. Hacı Bayram Veli'nin hatırası yaşandı. Nerede mi? Ben söylemeyeyim. Güzel hat yazı söylesin. Diyor ki makamı Hacı Bayram Veli. Karanfil Camii'nden ya da Eski Ulu Camii'nden ya da en önemlisini söylüyorum, sıkı durun, Süleymaniye Camii'ndeki yolculuğumuz en yalın haliyle bitti. Fakat burada 1861-76 yılları arasında yani Aziz devrinde, Sultan merhum Abdülaziz devrinde restorasyon yapıldığını cami kitabesinde okuduk. O yıllarda almış olduğumuz bilgiye göre o yıllarda hat yazıları düzenlendi ve hat yazıları eklendi. Neler mi eklendi? İşte bu muhteşem yazı eklendi. Şu an dokunmuş olduğum yazı 1861-76 yıllarına ait. Bunun tam karşısında simetrik olarak Allah'ın Resulü'nün adı bulunmaktadır. 1404-1414 10 yıl içerisinde yapılan ama yalnızca camisi değil. Bedesteni var, medresesi var, hamamı var, darü şifası var. Külliye biçiminde yapılan bu yapının yapılışından 400 sene sonra bu yazılar eklenmiş. Biz de 2018'li yılları yaşayan bizler de bunlara şahitlik yapıyoruz. Şimdi Ulu Cami'den çıkalım. Yani Süleymaniye Camii'nden, biz şu an Süleymaniye Camii'ndeyiz. Süleymaniye Camii'nden çıkalım. Size göstermek istediğim iki tane özellik var. Onları göstereyim. Buyurun gelin. Süleymaniye Camii'nden çıktık. Size hani dedik ya bu coğrafyayı Allahu Teala bize verdi. Ama bu coğrafyadaki insanları bize vermedi yalnızca. Ya neyi verdi? Hayvanları verdi. Hayvanların bakımı da bize aittir. İşte o yüzden bakın caminin hemen yanına hala içinde su olan bir su kurnası var. Kedilere, kuşlara suluk vazifesi görsün diye. Ne zaman yapıldı, kim tarafından yapıldı bilinmiyor. Çok da önemli değil. Bildiğimiz tek şey hemen caminin girişinde kedilere, kuşlara, hayvanlara su içme vazifesi gören bir kurna var. Hemen kurnanın yan tarafında yani kapının diğer tarafında insanlar için abdesthane ve şadırvan kısmı var. Şimdi biz şunu biliyoruz. Osmanlı'dan kalma bir eserse, su içmek için şadırvan yapılıyorsa mutlaka bu şadırvanın yanında oraya oturup eğilmek istemeyen bel hastaları, kadınlar ve çocuklar için bir sebil bulunur dedik ya. Buyurun size. İşte o klasik Osmanlı medeniyetine ait şadırvanın yanında bir su sebili. Sebilin yapılış tarihi ki burada yazıyor. Müthiş bir kitabe. Yapılış tarihi 1195. Yani 1780-85 yılları. Yani hangi padişah? Sultan Abdülhamit Han dönemi. Ya bir dakika. Sultan Abdülhamit Han 1876'da tahta çıkmadı mı? Ondan tam 100 yıl evvel 1780'den bahsediyoruz. Dostlar, Sultan 1. Abdülhamit Han.